sosyal medya paylaşımları nedeniyle zaman zaman adli soruşturmaların yapıldığını görüyoruz. Burada hep şunu ifade ediyoruz. Yani gerçek hayatta bir hareket, bir fiil, bir beyan suç teşkil ediyorsa bunun sosyal medya yoluyla yazılı ya da görsel basınla paylaşılması durumunda da suç teşkil eder. Yani Türk Ceza Kanunumuzda bir fiil nasıl suç teşkil ettiği kanunumuzda belirlenmiş. Dolayısıyla yargımız da özellikle sosyal medya paylaşımlarında eğer bir suç unsuru görürse soruşturma başlatıyor. Bu anlamda bahsettiğiniz soruşturmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma. Tabii burada bizim bu paylaşımların suç teşkil edip etmediğini belirleyecek olan yargı mensupları, hakimlerimiz, savcılarımız. Dolayısıyla değerlendirecek olanlar onlar. Ancak paylaşıma baktığımız zaman özellikle yargının soruşturma başlatmasına gerekçe gösterdiği paylaşımları kamuoyu, sizler gazeteciler okuyorsunuz. Yani oradaki ifadeler özellikle iktidarın seçimleri sahtekarlıkla kazandığına yönelik ifadeler var. Yine FETÖ'den aldığı akılla ölülere bile oy kullandırıldığına yönelik ifadeler var. Ve özellikle sığınmacı altında milyonlarca teröristin, cihatçının Türkiye'ye geldiğini, milyonlarca ve bunların Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ne bir iç savaşa sürükleyeceğine yönelik ifadeler var. Yani bunlar çok tehlikeli ve dolayısıyla yargının suç unsuru gördüğü ifadeler olarak değerlendirildi ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca bir adli soruşturma başlatıldı. Yani burada seçimlerin nasıl yapıldığını, bu ülkede %85 katılımla gerçekleştirilen seçimlerin nasıl şeffaf bir şekilde yapıldığını hep birlikte görüyoruz. Bu anlamda dünyanın en şeffaf seçimleri, özellikle hem seçmen listeleri Yüksek Seçim Kurulu'nun internet sayfasında yayımlanıyor ve bunu herkes görüyor ve biz oy kullandığımız sandıkta, apartmanımızda kimlerin oy kullandığını isim isim internette o yayınlanan listelerde görebiliyoruz. Ve bunun dışında yine sandık sonuç tutanaklarının şeffaf bir şekilde Yüksek Seçim Kurulu'nun internet sitesinden yayınlandığını hepimiz görüyoruz. Değerli arkadaşlar, burada bir sahtekarlık olduğunu ve binlerce milyonlarca kişiye sahte kimlik verilerek oy kullandırıldığını ifade etmek tabii buradaki bu ifadelerin suç teşkil edip etmediğini değerlendirecek olan elbette ki yargımızdır. Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin, Yüksek Seçim Kurulu'nun anayasal düzeni ihlal ettiği ve vatana ihanetle yargılanacağına ilişkin ifadelerin suç teşkil edip etmediğini, Türk Ceza Kanunu'nun hangi maddesine tekabül ettiğini değerlendirecek olan yargımızdır. Dolayısıyla yargı süreçlerine, hukuk devletinde saygı göstermek gerekir ve sonucunu beklemek gerekir. Bir diğer konu, tabii dün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanımıza yönelik sözlü ve fiili saldırıları kabul etmek mümkün değil. Bunlar Gazi Meclisimizin çatısı altında, milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşmiş olması hepimizi derinden üzüyor. Milletimizi de üzer bu tür durumlar. Milletimiz bu tür hareketlerden rahatsız olur ve yeri geldiğinde de cevap verir. Demokrasilerde bu tür fiili saldırılara yer yoktur. Şiddete yer yoktur. Herkes varsa söyleyeceği bir şey bunu özgürce söyleyebilir. Ama bu şekilde engellemelerle Plan Bütçe Komisyonu'na girmek isteyen, toplantı için saatinde orada bulunmak isteyen bir bakanımızı engellemeye çalışmak, ona fiili saldırıda bulunmak demokrasilerde olan şeyler değil. Hiç kimse sayın bakanlarımızı kendi görev alanlarında yapacağı konuşmalar ve çalışmalarla ilgili engellemede bulunamaz. Dolayısıyla bu hareketi, bu fiili ve sözlü saldırıları şiddetle kınıyoruz. Bir daha tekrarlanmamasını umut ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisimiz kutsal bir çatıdır. Milli iradenin tecelligahıdır ve orada bu tür çirkin eylemlere yer yoktur. Ve bu tür çirkin eylemlerle de hiçbir yere
varılamaz. Milletimiz, aziz milletimiz yeri geldiğinde bunun hesabını da sorar. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı ile ilgili gerçekleştirilen soruşturma ve kovuşturmalar var. Milletvekili olduğu dönemde Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaretleri nedeniyle fezlekeler düzenlenmiş ve meclise gönderilmişti. Ve bu fezlekeler dokunulmazlık nedeniyle yargılaması mümkün olmamıştı. Tabii milletvekili süresi sona erdikten sonra dokunulmazlık, yasama dokunulmazlığı ortadan kalktıktan sonra hakkında yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar tekrar gündeme gelmiş durumda. Özellikle yarın gerçekleşecek olan ifade alma ile ilgili kamuoyunda çok çarpıtmalar var. Kendisi de özellikle bu konuda safları sıklaştıralım şeklinde bir beyanda bulunarak herkes bu safları sıklaştırma çağrısına katılacağını ifade eden bazı siyasiler oldu. Burada değerli arkadaşlar, siyaset karalama değildir. Siyaset yapıcı, siyaset yaparsanız milletten takdir toplarsınız. Özellikle o soruşturmaların içerisinde ya da o kovuşturmaların nasıl, hangi sözler nedeniyle açıldığını ve o sözleri ben buradan tekrar etmek istemiyorum. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ağza alınmayacak sözler bunlar. Bu sözlerle ilgili olarak yargımızın gerçekleştirmiş olduğu soruşturmaları, hakaret içeren bu soruşturmaları farklı taraflara çekerek işte sesimiz kısılmak isteniyor şeklinde ifadelerde bulunmak son derece yanlıştır. Özellikle Mersin, Silifke, Erdemli, Edirne ve Ankara mitinglerinden dolayı ve o mitinglerde yaptığı 2014'ün Mart ayında gerçekleştirmiş olduğu konuşmalarda özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza ağza alınmayacak, toplumun kabul etmeyeceği, benim burada sizlere söylediğim zaman hepinizin ya bu kadar da olur mu diyeceği ifadelerden dolayı bir soruşturma açılmıştır ve değişik mahkemelerde, Mersin'de, Silifke'de, Erdemli'de, Edirne'de ve Ankara'da gerçekleşen bu konuşmalar, dosyalar birleştirilmiş ve Mersin Asliye Ceza Mahkemesi'nde soruşturma, dava devam ediyor. Tabii Mersin'deki dava talimat yazarak Ankara Nöbetçi Asliye Mahkemesi'nde, Asliye Ceza Mahkemesi'nde talimat yoluyla ifadesi alınacak. Bunların, bu ifadelerin suç teşkil edip etmediğine yönelik yargımız bir karar verecek. Dolayısıyla şunu söylemek istiyoruz. Demek ki karalamayla, demek ki hakaret siyasetiyle bir yere varılamayacağının en güzel örneği CHP eski genel başkanı. Yıllarca siyaset yapıp sadece Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret içeren kelimelerle siyaset yapa yapa bugünlere geldi ve hala bakıyoruz. Bu soruşturmaları, bu kovuşturmaları bahane ederek yine hakaretlerine devam ediyor. Dolayısıyla ben de bir siyasiyim. Aynı zamanda Adalet Bakanıyım. 16 yıl parlamentoda milletvekilliği yaptım. Adalet Komisyonu Başkanlığı yaptım. Grup Başkan Vekilliği yaptım. Milletimiz karalama siyasetine hayır diyor. Yapıcı siyasete evet diyor. Dolayısıyla bugün siyaset yapanlar özellikle geçmişte bu kötü örnekleri yine kendilerine örnek olarak alırlar ve aynı siyasete devam ederlerse onların sonu da bu eski genel başkan gibi olur. Dolayısıyla siyasetçilerimiz için bir ibret vesikasıdır. Hakaret ede ede maalesef siyasi hayatın sonuna kadar gelmiş ve kendi partisinde genel başkan bile yapılmamıştır. O nedenle bundan sonra özellikle siyasetçilerimizin konuşmalarını yaparken suç teşkil eden ifadeler değil, karalama değil, yaralayıcı ifadeler değil, yapıcı siyaset yaptıklarında kazançlı çıkacaklarını buradan ifade ediyoruz. Tabii ki işin adli boyutuyla ilgili olarak, soruşturmalarla ilgili olarak takdir yetkisi elbette ki mahkemelerindir. Şu anda Kılıçdaroğlu ile ilgili devam eden 9 dava ve 5 soruşturma var derdest. Bunların içerisindeki konuşmaların hakaret teşkil edip etmediğine ilişkin, Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret teşkil edip etmediğine ilişkin, bir kısmı da başbakanlık dönemine ilişkin dokunulmazlık nedeniyle bugünlere kalan dosyalar ve burada yargıyı rahat bırakalım. Yargımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti ve o dosyalarda suç unsuru var mı yok mu bunu değerlendirecek olan bağımsız ve tarafsız yargıdır. Hep beraber yargının sonucunu bekleyeceğiz.
Mersin'deki Asya Ceza Mahkemesi'nin yürüttüğü bir davanın Ankara'da talimatla ifadesinin alınmasından ibaret olan bir duruşma yarın Ankara Asya Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşecek. Bu tür söylemler, sahte delil, bu yargıda mümkün olabilir mi? Yargımız böyle bir şeye tevessül edebilir mi? Bunlar tamamen dezenformasyondan ibaret şeyler. Burada yargımızın yürütmüş olduğu bir adli soruşturma var. Bu adli soruşturmanın sonucunu beklemek gerekir. Özellikle Ankara Büyükşehir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işte basında geçen konserlerle ilgili, sanatçılara ödenen milyonlarca paralarla ilgili bir takım soruşturmalar ve incelemeler yapılıyor. Hiç kimse burada endişe etmesin. Yani kendisini suçsuz olduğunu söyleyenler elbette ki yargı huzurunda kendilerini savunurlar. Ve bu anlamda da eğer çekinecekleri bir şey varsa, işledikleri bir suç varsa o zaman endişe etsinler. Dolayısıyla burada yargımızın devam ettirdiği soruşturma ve kovuşturmalar var. Hep beraber bunların sonucunu beklemek lazım.